Efendim bugün 20 Şubat 2018 günlerden salı, ikinci kısımdayız. Hep konuğumuz oluyor ama bugün sektörü konuşmayacağız. Bugün markalaşmayı, bugün itibarı, bugün kurumsallığı konuşacağız. Kiminle mi? Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Sayın Ertan Acar'la hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Ertan Bey, iyi misiniz? Hamdolsun, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Belki adını benim gibi ilk defa duyanlar vardır. İtibar Akademisi biraz bahsedelim, böyle başlasın sohbetimiz isterseniz. Hay hay, memnuniyetle. Ne yapar, nasıl kuruldu, ne zaman kuruldu? İtibar Akademisi 2009 yılında kuruldu. Kurumların ve markaların, işletmelerin iletişim yönetimi ve algı yönetimi konusunda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmedeki... Bütün argümanlar var mı o minvalde? Var. Oradaki eğitim programlarını hazırlıyor. Bu sadece eğitimler, konferanslar, atölye çalışmaları yapmıyor. Bunu yaparken hem biz İtibar Akademisi olarak kendimiz yapıyoruz hem de çeşitli üniversitelerle, çeşitli kentlerle birlikte yapıyoruz bu çalışmaları. Bunun dışında biz Türkiye İtibar Endeksi gibi bir projeyi kazandırdık Türkiye'ye. Yaklaşık 7 yıldır bunu yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde yapılıyor bu. Çok şükür bu sene onun yerel bir kardeş endeksi geldi. Bursa'da da Bursa İtibar Endeksini, Bursa İş Dünyası'na yönelik o projemizi tamamladık. Kısmet olursa da önümüzdeki günlerde yine sizin gibi bir medya grubu olan bir partnerimizle bunu ilan edeceğiz. Devam edeceğiz. Sanayileşmiş kentler daha bir sanki görev tanımı içerisine mi giriyor İtibar Akademisi'nin diyebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle... Bundan yaklaşık bir 15-16 yıl, hatta 18 yıl öncesini düşünün. Türkiye ekonomisini gözünüzde bir canlandırın. Yaklaşık 50 milyar dolara yakın bir ihracat vardı. Ekonomik büyüklük açısından baktığımız zaman 200-250 milyar liralık bir ekonomik büyüklüğe sahip bir ülkeydik. Milli geliri yaklaşık 1500-2000 dolarlar seviyesindeydi falan. O dönemde 1 milyon 200 bin Türkiye'de işletme yaklaşık faaliyet gösteriyor. Bunun içinde mahalle bakkalından tutun da koca sanayi kuruluşuna kadar hepsi dahil. Bugün bu rakam 3,5 milyonu geçti. Ekonomik büyüklüğe baktığım zaman 901 katrilyon dolara yakın, trilyon dolara yakın bir ekonomik büyüklüğe sahibiz. Eski parayla artık o ifade edemiyoruz bile. İhracatımız 160 milyar dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla kurumlar da artık yavaş yavaş obezleştiler, büyüdüler. Yani büyüdükçe de ne oldu? Bu küçük işletmeden, orta ölçekli işletmeden büyük sanayi kuruluşuna doğru evinmeye başladı. Dolayısıyla bu neyi getirdi? Kurumsallaşma ihtiyacını getirdi. Kurumsallaşma ihtiyacıyla birlikte de o kurumun yöneticilerinin ya da yönetici zekalarının da eğitim ihtiyaçları ortaya çıktı. Bu noktada da İtibar Akademisi gibi yapılar onların ihtiyaç duyduğu eğitim programlarını onlara sunuyor. Evet, ekonomi hacmimiz büyüdü. Bunun dünyayla da kıyasladığımızda 3. çeyrekte büyüme rekoru kırdı Türkiye ekonomisi. Tabii biraz rekabetle ilgili konuşmamız lazım. İhracat deyince aklımıza rekabet geliyor zira. Ülkemiz yoğun rekabet halinde olduğu başka ülkeler var, çeşitli kulvarlarda. Tabii. Küresel rekabette neredeyiz Ertan Bey? Bizi nerede görüyorsunuz, ne durumdayız? Şimdi... Yabancılar bunu soft power veya da hard power gibi ifadelerle açıklıyorlar ama küresel rekabette bizim aslında daha çok gidecek yolumuz var. Çünkü ülkelerin rekabet gücünü ortaya koyan ülkelerin marka değerleri ya da ülkelerin itibar değerleridir aslında. Öncelik sırasında ilk ülkemizin marka değeri mi ele alınması gereken, masaya konulması? Evet, elbette. Ama ülke değerini oluşturan güçlü iktidarlar değildir. Ülkenin marka değerini oluşturan o ülkenin soft power'larıdır. Yani o ülkenin bayrak taşıyıcısı olan markalarıdır. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, dünyanın en değerli 100 markasını ele alalım. Kaç tane Türk markası var sizce? Ben söyleyeyim, yok. Yok. Yokuz ilk. Yok. Ve Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri dünyanın en değerli 100. markasından aşağıda, bunu biliyor musunuz? Evet. Marka değerinde. Bir bilgisayar devinin, teknoloji devinin cirosunun birkaç ülkeden daha yüksek olduğu mesela söylenti. Zaten söylendi çok fazla. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor? Aslında bizim artık zaten son 15-20 yıldır bunun farkına varmaya başladılar. O yüzden bizim gibi yapılara ihtiyaç duymaya başladı kurumlar ve uluslararası anlamda kendi markalarına yatırım yapmaya başladılar.
Bunlardan bir tanesi tamam, devletin kısmi olarak desteği var, özel bir kuruluş ama Türk Hava Yolları. Bakın dünyanın en büyük spor kulüplerinin sponsoru, Hollywood filmlerinin ana sponsoru vesaire gibi. Bunlar ne sağlıyor bize? İşte ülkemizin marka değerini oluşturuyor. Bir örnek size, Fransa deyince aklınıza ne geliyor? Fransa deyince aklımıza gelen... Paris geliyor, Şanzelize geliyor, yemek kültürü geliyor. Yemek kültürü geliyor ya da oranın markaları geliyor. İşte ha, adını saymayalım, markaları geliyor. Almanya dediğin zaman otomotiv markaları geliyor. Uzak Doğu'daki ülkeleri saydığımızda yine Uzak Doğu markaları geliyor. Yani ülkelerin algıları... Kubarlarla. Markalarıyla artık şekilleniyor. Evet. Şimdi dünyaya gittiğiniz zaman, ben birçok ülkeye gittim ve gittiğinizde Türkiye dediğiniz zaman... Sayın Cumhurbaşkanı'na başka isim gelmiyor. Evet. Bir de spor kulüplerimizin ismi geliyor. Celebrity isim de aslında yok o ilk yüzde belki de. Şimdi ne yapmamız lazım? İşte bizim marka yatırım yapmamız lazım. Her kurumun kendi markasına yatırım yapması lazım. Kendi markasına yatırım yapabilmesi için de iletişim yatırımı yapması lazım. Algı yönetimi yatırımı yapması lazım. Son tahlilde itibar yatırım yapması lazım. Çünkü itibar kavramı öyle bir şey ki her şeyinizi kaybetseniz de hedef kitleniz nezdindeki o güven, o tolerans eşiğini kaybetmediğiniz müddetçe her zaman için yükselebilirsiniz. Biz şunu gördük. Yaklaşık 7 yıldır yapıyoruz ama geçmişe dönük de döndük baktık itibar endeksinde. 20 sektörde yapıyoruz biz onu. Bir de Türkiye genel olarak yapıyoruz 21 sektörde. İtibarlı addedilen markalar özellikle ekonomideki dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde, borsalarda çöküşlerin yaşandığı dönemlerde en düşük zararı görmüşler. Aslında itibara yatırım yapmanın böyle bir pozitif etkisi var. Aynen. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani Türkiye'de kurumların ne yapması gerekiyor? Bir, kurumsallaşmasını tamamlaması gerekiyor. Yani bu kurumsallaşmadan kastım... İlk katman itibar yolundaki değil mi kurumsallaşma? Tabii. Onun arkasından marka yatırım yapması lazım. Markasına yatırım yapabilmesi için de ölçmesi lazım. Benim markamın değeri ne? Tabii bunun alt detayları da var. Markasını tescil ettirmesi lazım, Türkiye'de de ettirmesi lazım, yurt dışında da ettirmesi lazım vesaire. Bunların değerlerini de ölçtürmesi lazım. Ondan sonra hedefler koyması gerekiyor. Markamın değerini şu kadar milyon dolardan şu kadar milyon dolara çıkartacağım önümüzdeki 5 yılda. İtibar puanımı şu kadardan şu kadara çıkaracağım. Bu iş hedeflerini koyduğu takdirde dolayısıyla o işte küresel marka olma yolunda ciddi yol almış oluyorlar. Yani şöyle düşünün, sizler gazetecisiniz ve sürekli gündemi takip ediyor ve hatta o gündemi bizim evlerimize kadar getiriyorsunuz. Sizler de burada tanık oluyorsunuz benim söyleyeceğim bu örneği. Almanya'nın bir Almanya Başbakanı Türkiye geldiğinde ne görüyorsunuz etrafta? Ya da Güney Kore Devlet Başkanı geldiğinde ya da Fransız Cumhurbaşkanı geldiğinde ya da Rusya'nın lideri geldiğinde ya da Amerikan Başkanı geldiğinde ne görüyoruz biz etrafta? Etraftan kasıt devlet başkanı nezdinde mi? Onları bir tarafa bırakın. Bakın medyada, sokakta o ülkelerin markalarının reklamlarını görüyorsunuz. Evet. Ağırlıklı olduğunu o hafta görüyorsunuz. Soft power denen şey o işte. Yani ekonomiyi yönetmek istiyorsanız, ya daha doğrusu dünyada güç olmak istiyorsanız, dünya ekonomisine yön veren bir ekonomiye sahip olmalısınız. Evet. Bunu yapabilmek için de dünyada değeri yüksek, itibar değeri yüksek, algı değeri yüksek markalar tesis etmeniz gerekiyor. Bu böyle. Yani en burnu büyük otomobil markaları bile Merkel Türkiye'ye geldiği zaman her tarafı kendi otomobil reklamlarıyla donatıyor. Aslında fırsat niteliğinde görüyorlar belki de. Evet. Peki, İtibar Akademisi Başkanı olarak dedik ya kurumsallaşması lazım ve ilk dünyadaki ilk 100 marka içerisinde bir tane Türk markası yok dedik. Ama biz ülkemize baktığımızda bizim saygın markalarımız bir tanesi Türk Hava Yolları'dır. Üzerine ne koyması gerekiyor? Yani itibara yatırım dediniz, kurumsallık dediniz, hepsini dediniz de bizim dünya endekslerini mi takip etmemiz gerekiyor? Buradaki en prestijli markalarımız. Şimdi burada aslında biz
bu ülke o kadar büyük cevherlere sahip ki, biz kendimizde de gördük bunu, evet, akademi olarak. Biz bu endeks çalışmasına başladığımız zaman Amerika'daki Reputation Institute, yani bizimkinin Amerika versiyonu düşünün ama onlar bizden çok daha eski ve köklü, bizimle temas geçtiler ve bizim modeli de kendilerinde uygulamak istediler. Bizim araştırma modelimiz. Biz çünkü Türkiye örneklemi kabul edilen 26 ilde binlerce kişiye ulaşarak telefonla yaklaşık 20 dakika süren 60 soruluk bir anket uyguluyoruz. Evet. Bunun sonucunda çıkan ham veriyi araştırma şirketi ve akademimiz hiç dokunmadan direkt Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gidiyor. Oranın istatistik bölümünde ciddi bir akademik heyet var. Evet. Onlar işliyor bu veriyi. Üniversite de istatistik konusunda bu arada kendisini ispat etmiş bir kurum. Aynen öyle. Dolayısıyla bunu şundan dolayı örnek verdim. Üstadım, dünya bir kabuk değişimi yaşıyor şu an. Her açıdan. İşte bu hype ve soft power'lar değişiyor şu an dünyada. Ve gelecek çok daha farklı bir şekilde geliyor. Endüstri 4.0'dan söz ediyoruz değil mi? Yani bu aslında makinelerin interneti. Yani makineler artık kendi arasında konuşmaya başlayacak. Gelecek yazılımda. Gelecek tarımda. Tarım teknolojilerinde. Ve gelecek askeri teknolojileri doğru üreten ülkelerin elinde olacak. Evet, savunma. Son 5 yılımıza bakın. Biz bakın kendi milli gemimizi yaptık, milli tankımızı yaptık. İHA'lar, SİHA'lar. İHA'lar, SİHA'lar. Tarım konusunda ciddi bir yeni son 5-10 yıldır hayata geçmiş özellikle milli tohum gibi çalışmalar var. Biz yazılım konusunda da artık yazılım ihraç edebilen ülke haline gelmeye başladık. Dolayısıyla kendi ülkemiz açısından baktığımız zaman biz geleceğin hard ve soft power'larını üretmeye potansiyel bir ülkeyiz. O potansiyel dokunuşa ihtiyacı var sürecin sanki. Evet, burada ne yapmaları gerekiyor kurumların? İşte markalarına yatırım yapmaları gerekiyor. Hedef kitlelerini iyi tanımaları gerekiyor. Yani Türkiye'deki hedef kitlesini tanıyorsa, ne kadar tanıdığını da bilmiyorlar aslında. Onu da ölçmeleri ve araştırmaları gerekiyor. Yurt dışındaki rekabet edecek pazarlarda da hedef kitlelerini iyi tanımaları gerekiyor. Şöyle bir örnek. Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği nedir? Hemen bir gazlı içecek markası geliyor değil mi? Reklam algısından dolayı çünkü. Markayı iyi yönetmişler, iletişimi iyi yönetmişler, kafalarımıza kazımışlar. Biz de yurt dışında kendi markalarımızla ilgili onların konuları gündeme geldiğinde işte o gazlı içecek gibi biz de kafalarda kendi markalarımızın şekillenmesini sağlayacak şekilde algı ve itibar yönetimini yapmak zorundayız. Aslında bu eksik. İlk yüze girmemiz için önemli bir eksiklik. Yoksa herkes de cep telefonu, belki sizin şu an önünüzdeki tableti vesaire üreten firmanın dünyanın en değerli markası olmasını sağlayan başka bir şey değil. Evet. Emsal teknoloji üreten kurumlarda, markalarda var ama algı o tarafa doğru yönlendiriyor tüketiciyi. Peki itibar konusunu birazcık açalım isterseniz. Ölçülebilir bir kavram. Endekslerden bahsettiniz, kısmen değindiniz ama Türkiye'de bu minvalde sizin dışınızda var mı bu konuda faaliyet gösteren yerler? Var ama genelde olan benzer çalışmalar, çeşitli yayın gruplarının ve kurumlarının yaptığı çalışmalar var. Onlar beyan üzerinden bunu yapıyor. Yani bir kurumun finansal sonuçları, bilanço sonuçları üzerine hareket ederek, tahmin yürüterek bir takım değerlemelere gitmeye çalışıyor. Bunlar TÜKAK'a değildir. Bunlar da değerli verilerdir. Bunlar da en az bizim itibar endeksimiz kadar değerlidir ama biz, bizim farkımız şu, biz stakeholder dedikleri kanaat önderlerinde yapmıyoruz bunu. Biz genel kamuoyunda yapıyoruz. Yani Necip Türk milletinin kararıdır bizim. Yani halkta ne kadar, nasıl bir iz bırakıyor, nasıl bir tortu, nasıl bir güven eşiği bırakıyor, nasıl bir algı oluşturmuş onu ölçüyoruz. Dolayısıyla hangi ürünü üretirseniz üretin, neticede halka sunuyorsunuz. Arz ettiğinizde oradan talep oluşmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. İşte biz yaptığımız endeks çalışmasında, itibar ölçümü çalışmasında
halka soruyoruz. Hı hı. Bursa'daki yeni başlayan ve kısmet olursa Şubat ayının sonunda Bursa'dakini ilan edeceğiz. Hı hı. Mart ayında da onun bir çok güzel bir ödül töreni olacak. Hı hı. Dolayısıyla orada da benzerini Bursa ölçeğinde yaptık. Yani ilçe kasabalarına kadar insanlarla temasa geçildi. 20 binin üzerinde insan telefonla arandı. Hı hı. Binlerce dakika telefon görüşmesi yapıldı ve bunun sonucunda çıkıyor. Hı hı. Bir de biz bunun şimdi kardeş çalışmalarına da başladık. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde yine bir partnerimiz, yani protokol imzaladığımız bir partnerimiz vasıtasıyla onların çözüm ortaklığında uluslararası düzeyde marka değerlemesi de yapabilmeye başladık. Yani Türkiye dışında da veriler sunabiliyorsunuz artık. Sunabiliyoruz. Bu ne işe yarayacak bu marka değerlemesi? İşte de en başta yaptığımız, konuştuğumuz hı hı. konu var ya, nereden başladığınızı bilmeniz gerekiyor. Evet. İşte nereden başladığınızı bilmek için de bu ölçümlemeleri yaptırmanız lazım. Farklı ekonomi endeksleri de hazırlıyoruz. İşte kısmet olursa bu katma değere yönelik bir endeks çalışmamız gelecek. Hep katma değer konusu konuşulur ama bu kimler ülke ekonomisine katkı sağlıyor onları ölçeceğiz. Hı hı. Onlarla ilgili çalışmalar sunuyor çeşitli üniversitelerle birlikte. Uludağ Üniversitesi ile geçtiğimiz günlerde çok iyi diyaloglarımız oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yine sıkı diyalog içindeyiz. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bize bu anlamda ciddi katkıları var. Bu işte araştırma raporlarını hazırlamaya başlıyoruz. Bizim ülkemizdeki en temel eksiklik şuydu. Ekonomi veri seti çok ama işlenmiş halde yok. Yani bunun iş dünyasına katkı sağlayacak şekilde işlenmiş halde şeyler yoktur. Raporlar. Servis edilme durumu. Biz onu akademi olarak da üstlenmiş olacağız. Peki Ertan Bey, süremizin de sonuna geldik. Evet. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Birkaç cümleyle istirham edelim ve hep şirketleri konuşmamış olmak adına kulüpler bazında da çok ciddi kurumsallaşma ve markalaşma serüveni yakalayan kulüplerimiz var. Onlardan birisi de Beşiktaş. Bugün de maçı var. Evet, ben de başarılar dileyelim. Siz de Beşiktaşlısınız. Evet. Toparlayalım, kapatıyoruz efendim. Öncelikle Beşiktaş'a bugünkü maçın, Bayern Münih maçında başarılar diliyorum canı gönülden bir kongre üyesi olarak. Ciddi anlamda Beşiktaş'ın Türkiye'nin marka değerine katkı sağladığını özellikle son 5 yıllık performansıyla diye düşünüyorum. Bize nasıl bir gelecek bekliyor biliyor musunuz? 5 yıl sonra sokaklarda şoförsüz otomobiller göreceğiz. Öyle bir gelecek bekliyor. İnsansız robotlar zaten gündemde. Evlerimizde robot işçiler olacak, fabrikalarda robot işçiler olacak. Çünkü sanayide artık karanlık fabrikalar denen sadece robotların çalıştığı fabrikalara doğru yönelmeye başlayacak. İnsanlar, bireyler, yani şu an evinde bizi izleyen ya da iş yerinde bizi izleyen kişiler gelecekte robotlarla rekabet etmeye başlayacak iş bulabilmek için. Bu çok uzak değil, 5-10 yıllık bir süreden söz ediyoruz. Naçizane benim tavsiyem sadece kurumlar ve markalar değil, kişiler de kendi bireysel itibarlarına ne kadar yatırım yaparsa gelecekte var olma şansları o kadar çok artar diyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Teşekkür ediyoruz. İtibar ve markalaşma konusunda zihnimizi açtınız. Türkiye İtibar Akademisi'ne ve size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bugünkü konumuz itibardı, markalaşmaydı, kurumsallaşmaydı. Ertan Bey zihnimizi açtı. Bugün ikinci kısımda iş dünyasının nabzını bu konularla tutmaya çalıştık. Yarın biz yine 7.45'te burada olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar.